1800'lü yıllarda Osmanlı topraklarında görülen demiryolu gelişmeleri Osmanlı Anadolu Demiryolları Şirketi'nin kurulmasıyla devam etti. Şirketin işlettiği hat özet olarak İstanbul Haydarpaşa'dan başlayıp Anadolu'nun içlerine kadar uzanıyordu. Osmanlı Anadolu Demiryolları Şirketi'nin Alman Borsek Şirketi'nden temin ettiği 9 adet lokomotif 1905-1907 yılları arasında üretildi ve 15 numaradan başlayarak isimlendirildi. 15-23 serisini oluşturan lokomotifler yan tank sistemine sahiptir ve tekerlek üst düzeni de buna uygun olarak 260T olarak dizayn edilmiştir. Tank lokomotiflerinde alışa geldiğimiz buharlı lokomotif görüntüsünün aksine tender bulunmaz. Bu tip lokomotifler suyunu bir veya daha fazla yerleşik su deposunda taşır. Çoğu tank lokomotiflerinde ayrıca yakıt tutmak için de bankırlar bulunur. Tank lokomotiflerinde bir takım avantajlar olduğu gibi dezavantajlar da vardır. Avantajların başında tank sistemine sahip lokomotifler her iki yön açısından yüksek hızla çalışabilir. Ayrıca tanklar sayesinde lokomotifin raylara yapışma durumu yükselir ve dolayısıyla lokomotifin çekiş gücü artar. Bu da verimliliği artı yönde etkiler. Bir diğer avantaj da tank lokomotiflerinin uzunluğunun tenderli lokomotiflere göre kısa olmasıdır. Buna karşılık dezavantajların başında da sınırlı yakıt ve su kapasitesi gelir. Bu da yakıt ve sulama noktaları arasındaki tank lokomotiflerinin menzilini kısıtlamayı da beraberinde getirmiştir. Tanklardaki su tükendikçe lokomotifin toplam yapışkan ağırlığı azalır ve bu da lokomotifin çekişinde düşmeye sebep olur. Düşük su kaynaklarına sahip lokomotifler de Yaylar üzerinde daha az ağırlık olduğu için tipik olarak daha az iyi sürüş yapar. Büyük yang tankların içinde yükselen su, lokomotifin dengesiz hale gelmesine ve raydan çıkmaya eğilimli olmasına neden olabilir. Aks yükünde kazan çapında da zoraki bir sınırlama söz konusu da başka bir dezavantajdır. 15-23 lokomotifleri Haydarpaşa'dan başlayarak genellikle Banliyö hatlarında kullanıldılar. Osmanlı Anadolu Demiryolu Şirketi'nin Türk Demiryolları İdaresi'ne geçmesinden sonra 15-23 lokomotifleri de 3401 serisini oluşturdu. Bugün bu seriye ait lokomotiflerden birini Çamlık Buharlı Tren Müzesi'nde görmek mümkün. 3405 numarasıyla sergilenen lokomotif, 5894 fabrika çıkış numarasına sahip ve 1906 yılında üretilmiştir.